Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Günün Ev Hayatı YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün şöyle evde olan basit malzemelerimizden oluşan güzel bir böreğimiz var. Sizlerle beraber yapalım arkadaşlar. Şöyle burada bir yemek kaşığı tepeleme dolusu şekerim. Bir tatlı kaşığı tuzum. Şöyle bir bardağı yağın. Bir parmak eksik sıvı yağımız. Bir su bardağı 200 milimlik su bardağı da suyumuz. Şöyle 5 su bardağı da unumuz var. Sıvı malzemelerimizi hemen şöyle katalım. Kabartma tozu. Ondan sonra maya kesinlikle yok. Şekerimizi altına attık. Şöyle tuzumuzu da ilave ettik. Şimdi unumuzu ilave ederek güzelce hamurumuzu kulak memesi yumuşaklığına da yoğuralım. Hamurumuz şöyle gayet güzel kıvamını aldı. Yumuşacık arkadaşlar. Üzerini kapatıp bir 10 dakika dinlendirelim. Hamurumuz şöyle bir 10 dakika dinlendi. Hemen altına alıp altına şöyle un serpiştirelim. Biraz da üstüne un serpiştirelim. Merdanemizle şöyle büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Hemen hamurumuzu şöyle kendimize doğru ters çevirip şu kenarlarını inceltelim. Tekrardan aynı işlemi şöyle alıp kendimize doğru çevirelim. Böyle böyle kare bir şekilde hamurumuz büyüyecek. Hamurumuzu büyütebildiğimiz kadar büyüttük arkadaşlar. Şöyle 100 gram tereyağımız var. Tereyağımızı oda sıcaklığında hamurumuzun ara katlarına güzelce sürelim. Burası 100 gram ama fazla derseniz sürmeyebilirsiniz arkadaşlar. Ara katlarının tel tel olması için sürerseniz de böyle çıtır çıtır çok güzel bir böreğimiz olacak. Şöyle de sürelim yeterli. Şimdi hamurumuzu şöyle yarıya kadar katlayalım. Hamurumuzun geri kalan kısmını da bu tarafa doğru çevirelim kendimize doğru. Şöyle hamurumuz tam yarım saat buzdolabında dinlendi. Altına biraz un serpiştirip tekrardan açacak arkadaşlar. Şöyle yapışmasın.
tezgahını alalım buradan. Çok az un da üzerine, şöyle çok az. Hamurumuzun şeyini bozmadan şeklini yavaş yavaş açalım. Hamurumuzu kare bir şekilde açtım arkadaşlar. Şimdi şöyle kenarından ince bir tabaka gibi çıkartacağım. Her tarafı düz olsun. Şimdi kat kat çok güzel olacak. Şöyle hamurumuzu aslında ortadan şöyle ayıralım ki tam bir olsun. Şöyle yine tekrar ortadan. Bunları israf etmiyor. Bunu toplayıp tekrar bir tane börek şeklinde yapıp koyacağım yuvarlak bir şekilde arkadaşlar. Şimdi şöyle bölmüş olduğum peynirlerim var. Peynirlerimi her katımıza koyalım. Aha, bu bölündü. Şöyle bütün yerden koyayım. Geri kalanını kahvaltıya kullanırım. Biraz fazla doğradım. Hemen şöyle böreğimizi şu kısımdan tutup şu şekil çok kolay arkadaşlar, çok basit bir börek. Fazla sık dolamıyor. Şöyle bir kapattığımızda yeterli oluyor. Hemen şöyle tepsimiz burada. Tepsimizi şöyle dizelim. Böreklerimi yaptım. Bu da bozduğum, kenarlardan aldığım hamur arkadaşlar. Şekli biraz şey oldu. Birbirinin üzerine kattığım için. Bir tane şöyle yumurtamızın sarısı var. Sarısını böreklerimizin üzerine. Sürdük. Fırın şu an ısınmakta. 180 derecede. Fanlarda pişireceğim. Pişme saatini tam söyleyemiyorum arkadaşlar. Çünkü fırından fırına değişiyor markasına göre. Benim köydeki fırınım mesela daha farklı pişiriyor. Buraya bakarak. O yüzden sadece ayarında 180 derecede pişireceğim. Şöyle böreklerimizi fırınımıza gönderelim. Böreklerimiz şöyle çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Altı üstü çok güzel kızardı. Hemen şöyle servis tabağımıza alalım.
Böreklerimiz çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Görüyorsunuz dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.